Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği tarifini hazırladım. Özellikle mutfakta yeni başlayanlar için, yeni yeni yufka açmaya başlayanlar için bütün püf noktalarına değinerekten teker teker sizlere tarifi aktarmaya çalıştım. Su böreği yapmak çok basit ve çok kolay. Sadece bilmeniz gereken birkaç püf noktası var. Onun haricinde kesinlikle çekinmeden yapmanızı tavsiye ederim. Buyurun hemen tarife geçelim. Önce hamurumuzu yoğurmakla işe başlayacağız. Ya da yumurtaya ihtiyacımız var. Eğer ki yumurtalarınız büyük boysa 6 adet de kullanabilirsiniz. 7 adet yumurtanın üzerine bir tepeleme yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Klasik çay bardağı ölçüsüyle de bir çay bardağı su ilavesi yapıyoruz. İçerisine başka herhangi bir şey girmiyor. Kesinlikle sıvı yağ falan kullanmıyoruz. Yumurtaları tamamen homojen bir kıvam alana kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyoruz. Ununuzun kalitesi çok önemli. Mutlaka böreklik un kullanmaya özen gösterin. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş un ilave ediyoruz. Toplamda 5,5-6 su bardağı kadar un alıyor. Unun kalitesine göre, yumurtaların büyüklüğüne göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. İlk etapta unu yumurtaların tamamına yediriyorum. Daha sonrasında unu boca ediyorum. 5,5-6 su bardağı kadar un yeterli oluyor. Yoğurmuş olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Biraz un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra en az bir 7-8 dakika kadar yoğurmaya özen gösterin. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız yufkalarınız o kadar kolay ve basit bir şekilde açılır. Sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Özellikle bu aşamayı uzunca sizlere göstermek istedim. Tezgahı hafiften unlayaraktan 7-8 dakika kadar, sakız kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Kıvamının tam olaraktan bu şekilde olması gerekiyor. Kesinlikle yumuşak bir hamur yoğurmuyoruz su böreği için. Tok bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu kıvam yeterli. En az 7-8 dakika kadar yoğurmaya özen gösterin. Hamurumu uzunca silindir haline getiriyorum. Toplamda 10 eşit parçaya ayırıyoruz hamurumuzu. Yapımı oldukça basit ve kolay. Kesinlikle çekinmeyin. Bu zamana kadar yapmadıysanız bir iki defa zorlanabilirsiniz. Ama daha sonrasında eliniz alışacaktır. Tabanını unluyorum ve ayırmış olduğum hamurları pürüzsüz bezeler haline getiriyorum. 10 hamurun hepsini de güzel bir şekilde pürüzsüz hale getiriyoruz. Bezelerimizi ayarladıysak üzerine bir miktar daha un serpiyorum. Streç filmle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar hamurları, bezeleri dinlenmeye bırakıyorum. Ne kadar çok dinlendirirseniz açması o kadar çok kolay olacaktır. Hamurlarımız dinlenirken, bezelerimiz dinlenirken biz de suyunu hazırlayalım. Büyükçe bir tencerenin içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tuz bırakıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Suyumuz da kaynarken biz peynirini, tereyağını, diğer malzemelerini hazırlayalım. 125 gram kadar, 100 gram, 125 gram kadar tereyağına ihtiyacımız var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yaptım. Onu eriteceğim güzel bir şekilde. Bir kasenin içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı un bırakıyorum. Unun üzerine de 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta bırakıyoruz. Bunu açarken kullanacağız. Nişasta sayesinde, nişastalı unlu sayesinde basit bir şekilde açılıyor. Karışık peynir kullandım. Ben dilediğiniz şekilde İç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz isterseniz. Bu arada da bezelerim dinlendi. Pamuk gibi oldular. Dinlendikten sonra açması çok çok kolay. Tekrardan üzerlerini kapatıyorum bekleyen bezelerin. Tezgahın üzerine hazırlamış olduğum un ve nişasta karışımından döküyorum. Oklava yardımıyla bezelerimi büyütüyorum. Özellikle yeni başlayanlar için hiç çekinmeden yapmalarını tavsiye ederim. Ben de bir YouTube videosu izleyerekten başlamıştım.
Şimdi çok da güzel su böreği açıyorum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bir iki defa yırtılabilir, bir iki defa zorlanabilirsiniz ama daha sonrasında eliniz alışacaktır mutlaka. Yufka açımını biraz hızlandırmak istedim. Sizleri sıkmamak adına bir yufkanın nasıl açıldığını tamamını sizlere aktardım yalnız. Ben de profesyonel bir şekilde yufka açabilen birisi değilim kesinlikle. Bu şekilde oklavayı bastıra bastıra yufkamızı açıyoruz. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Ama kalın bir oklavayla daha pratik bir şekilde açılıyor yufkaları unutmayın. Hiç oklavaya dolamadan, bastırmadan sadece tezgahın üzerinde açmaya çalışıyorum. Sadece çevirirken oklavaya dolayıp çeviriyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltmeye özen gösterin. Bu şekilde yufkamızı açıyoruz. Toplamda 10 tane yufka açıyoruz bu şekilde. Yaklaşık yarım saat içerisinde 10 yufkayı açıyorum ben. 3-3,5 dakika içerisinde açılıyor yufkalar. İncecik açmaya özen gösterin. Açmış olduğum yufkaların hepsini sofra bezi sermiş olduğum masanın üzerine alıyorum. Mutlaka sofra örtüsü sermeye çalışın ki altına yapışmasın. Bütün 10 tane yufkayı bu şekilde açtıktan sonra haşlama işlemine geçiyoruz. Kaynamış olan suyun içerisine yufkalarımızı bırakıyoruz. Toplamda 35-40 saniye kadar haşlıyoruz. İçinizden sayabilirsiniz 30'a kadar. Saniye tutmanıza gerek yok. Haşlandıktan sonra 2 adet kevgir kullanıyorum. Bu şekilde diğer kevgirin yardımıyla suyun içerisinden alıyorum. Yan tarafa da soğuk su hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum soğuk suyun içerisine haşlamış olduğum yufkayı bırakıyorum. Güzel bir şekilde onu yıkıyorum. İlk etapta yırtılabilir, dağılabilir ama hiç sorun değil. Daha sonrasında eliniz alışacaktır. Kesinlikle cesaret edip yapmanızı tavsiye ediyorum. Yırtılmış olsa da zaten böreğin içinde hiç yırtıldığı ettiği belli olmuyor. Bu şekilde soğuk suyun içerisinde yufkaları yıkıyoruz. Ben fırın tepsisinin tabanına mutlaka yağlı kağıt seriyorum. Fırınım altı hemen pişirmiyor. Ters çevirmem gerekiyor böreği. Yağlı kağıdın üzerine bir miktar da tereyağı sürüyorum. Bu şekilde ilk yufkamızı seriyoruz. Bu ikinci yufkam. Bir katına tereyağı sürüyorum. Bir katına sürmüyorum. Bir katına sürmedim. Şimdi ikinci katına eritmiş olduğumuz tereyağdan gezdireceğiz. 2 yemek kaşığı, 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı gezdirebilirsiniz. Fırça yardımıyla her tarafını eşit bir şekilde sürüyorum. Bu üçüncü yufka. Üçüncü yufkanın arasına tereyağı sürmedim. Peynirli harcımdan bırakıyorum. Üçüncü yufkanın arasına bir de altıncı yufkanın arasına peynirli harçtan bırakıyoruz mutlaka. İkinci yufkanın arasına tereyağı sürdüm. Dördüncü yufkanın arasına tereyağı sürüyorum. Beşinci yufkanın arasına tereyağı sürüyorum. Bunları açıklamalar bölümüne de yazarım. Bir katına tereyağı sürüyoruz, bir katına sürmüyoruz. Yufkalarımızı bu şekilde haşlamaya devam ediyoruz. Haşlanmış olan yufkaların kenarından almaya çalışın ki yırtılmasın. Ve suyu, yıkadığımız suyu, soğuk suyu 2-3 yufkada bir sürekli değiştirmeye çalışın. O üzerinde bulunan ununu bıraksın. Eğer ki ununu bırakmazsa yapışma yapabilir. Ben hazırlamış olduğum böreği buzdolabına kaldırdım. Üzerine streç film çektim. 2-3 gün sonra pişirdim. Bayram için hazırlamıştım ben. Arife'den bir gün 2 gün önce hazırladım böreği. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Hazırlayıp dolaba da atabilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuya da atabilirsiniz. 2-3 yufkada bir mutlaka soğuk suyu değiştirmeye özen gösterin. 6. katın üzerine de peynir bıraktım. 7. katı seriyorum şimdi.
Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki denersiniz yorumlarınızı bekliyorum. Umarım yeni başlayanlar için cesaret vermiş olurum. Bir iki defa yanılabilirsiniz, bir iki defa zorlanabilirsiniz. Daha sonrasında da mutlaka alışacaksınızdır. Yedinci katın üzerine de tereyağı sürüyorum bu şekilde. Kalan iki yufkamızı da tepsiye alıyoruz. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. En son kalan tereyağımı süzüyorum. Kesinlikle üst kısmında kef kalmamasına özen gösterin. Kef kalırsa yapışabilir çünkü. Yanabilir üzerinde. Fırça yardımıyla her tarafına yaydırıyoruz. Sürmüş olduğumuz tereyağını. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreğimizi ağır ağır pişiriyoruz. Ben dediğim gibi bu şekilde üzerine streç film çektim ve dolapta 2-3 gün kadar beklettim. Bayram için hazırlamıştım ben böreği. Kenarına, köşesine, her tarafına eşit bir şekilde yağ sürmeye özen gösterin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ağır ağır 45-50 dakika kadar böreğimizi pişiriyoruz. Şimdi ters çevirmemiz gerekiyor. Kontrol edin. Eğer ki altı pişmişse ters çevirmenize gerek yok. Ben altını ters çeviriyorum. Daha sonrasında tekrardan fırına veriyorum. Ters çevirirken bir tepsiden yardım alabilirsiniz bu şekilde. Böreğimi tekrardan fırına veriyorum. Bu yüzü de güzel bir şekilde nar gibi kızarana kadar fırında bekletiyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu yüzü de nar gibi kızardı. Hazır su böreklerine taş çıkartır. Özellikle dilimleyip sizlere içinde göstermek istiyorum böreğimin. Tel tel her katı sayılan harika bir börek oluyor. Püf noktalarını malzemelerini açıklamalar bölümüne yazarım sizlere kolaylık olması açısından. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle videomu paylaşabilirsiniz. Yap da yiyelim dediğiniz arkadaşlarınızla videomu atabilirsiniz isterseniz. İç dokusu da böreğimizin bu şekilde. Yapacak olanlara afiyet, bay şeker olsun. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hoşça kalın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah.